Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının devre arasında Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. 5. dakikada Rossi'nin golü var. Bu üstünlükle soyunma odasına gitti sarı lacivertli takım. E, maça baskılı başlayan, hızlı başlayan, e, dinamik, agresif oynayan bir Fenerbahçe var özellikle ilk 20 dakika içinde. E, gol buldular, pozisyonlar da buldular. Sonra biraz daha Gaziantep takımının da ayakta ayağa top yapmaya başladığını gördük. Belli bir Disiplinleri var onların da. Ama e, genel anlamda Fenerbahçe'nin inisiyatifinde geçen bir oyun oldu. E, bu düzeni son haftalarda sürekli şu maç başlangıcını sahaya yansıtıyor değil mi Fenerbahçe? Şimdi İsmail Kartal geldikten sonra İsmail şunu yaptı. O çok iyi tabii. Bir takım için o çok iyi. Herkes ne oynayacağını biliyor. Evet. Takım kadrosu belli. Yani birisi çıkıyor yerine bir başka birisi giriyor. O giren kişi de o işi yapıyor. Dikkat ediyor musun? İsmail Kartal öyle bir oyuncuyu değiştirip de üç oyuncunun yerine de diş değiştirmiyor. Öyle teknik adamlar vardır mesela. Bir sokarlar dört oyuncunun yeri değişir. Çorba gibi olur. O sebze çorbası gibi. Ne olduğunu anlamazsın. Öyle yapmıyor. İsmail doğrusunu yapıyor. Belli bir kadroyu oturtturdu. O oynamazsa öteki oynuyor. Sağ içinde de biri çıkarsa diğeri giriyor. Öyle çok fazla temelden oynamıyor. O büyük avantaj futbolcular birbirlerini iyi tanıdılar Doğru. artık. Yavaş yavaş ama yavaş sonu geldi. <laughs> Tabii ki gelecek sezon ne olur? O da ayrı bir olay. Ee, Gaziantep e, başlarken oyuna çok rahat başladı. Arka tarafa düşün tek toptan gol attı Fener. En az 3 top bilen daha geldi. Geldi. Öyle. geldi. Yani sana gösterdim bak bir top atıyorlar. 3 Fenerli var, iki Antepli var Gaziantep. Yani evet. onları yaptılar. o riski alıyorlar bilmiyorum. Ve Fener çabuk gelirse pozisyon yakalıyor. E sen Fener'le deplasmanda oynuyorsun. Bir iki köşe vuruşunda falan böyle top tüfek gitti Antep takımı. Sen Deplas... Arkada yakalandılar. Sen deplasmanda oynuyorsun. Yani... ...arka tarafını sağlam tutsan Fenerbahçe'yle oynuyorsun. Yani sen böyle oynarsan kafa kafaya iyi tamam. Ben düşmeyeceğim. Kafa kafaya oynayacağım. Hani yaparsın maçı sıfır sıfır, şey bir sıfır bir sıfır götürürsün. Son 10 dakikada bu sefer Fenerbahçe paniklemeye başlar sana Tabii. söyleyeyim. Bu tüm tehlikeli skor. Çünkü bir gol yersen bu sefer şey adamın direnç gücünü artırırsın. Şeyde de Gaziantep'te de topu iyi kullanan oyuncular, oyuncular var. var. Yani, ya, iyi top yapan oyuncular var. Boş bir takım değil ama kadrosu da göre futbol oynayan bir takım mı henüz değil. Evet, o enteresan hocam. Orada yani ee, bir iç uyum da sağlanabilmiş değil, anlaşılan o. Herhalde. Yani daha iyi futbol oynaması gereken bir takım. Ama dertleri nedir? içeri e, İç sahada müthiş bir performansları var. Dışarıda tam tersi. Siyah yani, beyaz gibi. Ama olmaz. Yani şimdi de basmanda oynuyorsun. İç sahada oynuyormuş gibi oynuyor. Olmaz. Hele Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la ne olursa olsun bunlar kötü de olsalar ki Fener kötü takım değil şu anda evet, yani. Evet. İstim üzerindeki en iyi takımlardan tabii, tabii, Şu anda tabii. ligdeki hemen hemen istim üzerindeki en iyi takım yani. Trabzon'dan da iyi oynuyorlar. Doğru. Bir 4-5 haftadır, 6 haftadır. Onun için bu tip takımlarla öyle oynayamazsın. Bu tip takımlarla haddini hmm. bileceksin. Hafif kontrollü arkada. Yakalayınca pozisyona gireceksin. O kadar açık verilir mi ya? Tek toplan Fenerbahçe kaç tane pozisyona girdi? Ondan sonra da girdi Fenerbahçe pozisyona. Gol'dan sonra, toplarda. Golden sonra bir ilk işte 15-20 dakika içinde iki tane daha var. E? Hatta evet. bir tanesini içeride konuştuk işte ki oldu. Ki araya atılan toplarda ki evet. birinde mesela bencillik yapsa şey arkadaşına verse çok daha Tabii. net pozisyonda. Rossi, vurdu Mert Hakan'a verse evet. çok daha kolaydı pozisyonu. Serdar'ın kaçırdığı var Mert Hakan'ın. Şöyle oluyor. iki tarafta top oynamak istiyor. Futbol oynamak istiyorlar. Güzel işler de yapıyorlar zaman evet. zaman. Yani kalitesiz bir maç değil. Değil. Keyifli böyle ha. Zaman, ha. Zaman, zaman zaman bir maç değil. değil. Ama, Ama vasatın bir biraz üstünde. Evet, biraz Sanki. üstünde oynanıyor yani seyrediliyor bakıyorsun. Evet, evet hocam. Ya, ya iyi ee, diyorsun. Şu ara dolu Cuma yine. Cuma günü iyi. olmasına rağmen ve işte tatil önümüz evet. bayram tatili. Ee, hayli kalabalık. iyi yani, bir seyirci geldi. İstanbul boşalıyor dedim. Ben bugün Bodrum'dan geldim. Bodrum'dan geldiğim uçak uluslararası uçak. Yani Amerika'ya giden uçak. Ki, şey e, ortada uçağı, da evet, şeyler evet. olan. Yani çok çok demek ki düşün kaç tane geliyor. Ve dönüş biletlerini filan şimdiden ayarlamak lazım öyle yani günde 8-10 tane uçak var yanlış Türk Hava Yolları hepsi dolu şu anda biliyor musun dönüşler. Cuma'dan filan dolu evet, yani, yani Cuma filan dolu. Bayram trafiği baya bir fazla <laughs> sıkıntılı oluyor. İlk yarıda 5 denemesinden 3'ü isabetli Fenerbahçe'nin e, Gaziantep'in isabetli şutu yok. Bir tane e, Maxim miydi galiba Maksim'di soldan bir vurdu yan gitti. Evet. iyi bir vuruştu. iyi bir evet. Şuttu. Kaleci, yani, kaleciyi kontribede bırakırdı o. İyi şut. Zaten Altay'da attı kendine oraya. Evet. Top dışarı gitti. Yani şeye kadar direğe kadar takip etti topu. Evet. Son anda dokunmadı. Ceza sahasına 12 kez girmiş Fenerbahçe Gaziantep 5. Ee, Tabi Fenerbahçe'de işte Miguel Crespo'nun yerine Gustavo var. Osay Samuel'in yerine Nazım var. Kim Minje'nin yerine Tisseran var. Sakat ya da cezalı oyuncular var çünkü Fenerbahçe'de ama... Oynayanlar da iyi, gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Mesela Gustavo yani. uzun zaman sonra evet. ilk kez oynuyor evet. ama yerinde müdahaleler yaptı. Nazım çok güzel golün asistini yaptı. Kim çıkarsa oraya giren oynuyor. Yani Giren adam, çıkan adam aynı işi yapıyorlar. Evet. Bu teknik adam becerisi. Çok net bir şekilde gözüküyor. Hakem açısından nasıl bir maç oluyor hocam? Şu ana kadar fazla bir şey yok. Biraz ortada geziyor. Şöyle geziyor. Yani oyunun içine giriyor. Oyunun içine giriyor. Futbolcular top atacaklar, hakemi görüyorlar siyah. Orada da bir yanından geçiyorlar, atıyorlar. Oraya girme, geriden gel. Tabii. Futbolcunun önüne kapatma. Bir iki pozisyonda oldu böyle. Arada Futbolcu, kaldı. Evet. Araya yani yakından top, tabii. takip edeyim maçı diyor ama olmaz. Yani adam araya top atacak, arada hakem var. Arkadan takip et maçı. Önden değil. Bir de sen söylersin ya hep çok yakın olduğun zaman kaçırırsın, kaçırırsın biraz ya, mesafe bırak diye. En az en az 5-6 metre. Değil en Az, mi? tabii. Çünkü Hatta 1-2 metre yaklaştığın zaman bacağa bakarsan yukarıyı göremezsin. Yani yukarı bakarsan bacağı göremez. Ayağı göremez. Ee, ısı haritaları Fenerbahçe'nin sağ Gaziantep'in sol kanadını kullandığını gösteriyor daha fazla. Ee, bir pozisyon vardı. O maçtan sonra gelecektir. Ona bir bakalım hocam. Tam da o sırada böyle bir yoğunluk vardı ee, odada. tekrarını ee, tekrarına hmm. da çok iyi bakamadım ama var geldi yerin, mi Evet evet penaltı itirazı yaptığı bir pozisyon var ona. Takım oyununda bakalım. Onunla ilgili sorular da var çünkü. Ee, Şeyde Fenerbahçe golünde offside var mı yok mu takamda. Ona da bir bakmak Ona da çabuk baktılar. Ve karar geldi ama çizgi geldi mi o geldi. sonra? Geldi. Geldi sonra. Çabuk çizgi karar geldi. verdi. Ee, demek ki elde görüntü varmış. Ee, 1-0 e, tehlikeli bir skor diyoruz her zaman ama bir yandan da çünkü bu maç şu anlamda önem taşıyor. Buradaki olası bir puan kaybı oynamadan Tabii. şampiyonluğa taşıyabilir Trabzonspor'u. E, Fenerbahçe'nin de örneğin eğer yanılmıyorsam e, İsmail Kartal'ın da 8'de 8 olacak bu ki e, ya da 7'de 7 miydi? Arkadaşlarım beni düzelsin galiba 7'de 7 olabilir. Ben 7'de 7 diye hatırlıyorum. Onun kendi e, rekorunu egale etmesi anlamına geliyor. Daha önceki sezonun şeyinde de çalıştırdığı dönemde de bir 7 maçlık serisi vardı. Bunu kazanırsa 7'de 7 oluyor mesela. Yine e, tekrar etmiş oluyor o 7 maçlık serisini. Bu sezon pek böyle seriler yok çünkü hocam. Evet doğru. Evet. Bu, bu sezon gibi de bir sezon yok böyle. Bir Çok takım ömüyorsun. yukarıda öyle. Dört takım aşağıda 10 puan öyle. Şimdi Giresun önde. E, orası 1-0 bitti. 1-0 bitti. Giresun Adana Demir Spor. Tabii öyle, öyle biterse olursa, herkese hayırlı işler. Evet hayırlı işler hocam. Dörtlü belli oluyor. Tek yarış kalıyor o zaman. İkincilik yarışı. Bir de evet. işte dördüncü kim olacak? Avrupa Kupalarına evet. kim gidecek? Öbür haftada, Üç hafta kadar. öbür haftada kupa var. Kupa var. Kupa enteresan tabii. Orada zor maçlar var hocam. Orada ortada kaldı ilk maçlardan sonra evet, iş. Pa pastırma yemeğe gidecek miyiz? Gide gidelim hocam pastırma <laughs> yemeğe. Osman bekler bizi. Orada <laughs> Pastırmalar bekler bizi. Osman, Osman bekler Taşleri bizi Kayseri şehri tam gidilecek <laughs> şehirlerden biri. Çok da misafirperverler. E, stat yönetimi de öyle sağ olsunlar. Her gittiğimizde e, çok yardımsever, her isteğimizi karşılamaya çaba sarf ediyorlar. Güzel de bir stat. Güzel de bir şehir. Peki toparlayalım yavaş yavaş. Skorboard ekibi bekliyor. Biz maçtan sonra e, takım oyununda birlikte olacağız. Görüntüler üzerinden daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz karşılaşmayı. Basın toplantıları, röportajlar da yine takım oyununda olacak efendim. Önce Skorboard ardından takım oyununda birlikte olalım.